Medyascope TV ekranından herkese merhabalar. İkili oyunla karşınızdayız. Bu hafta stüdyoda Doğa Ründür ile beraber konuğumuz Kerem Gönlüm. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Nasılsınız? İyiyiz. Oldukça heyecanlıyız aslında. Bu bizim 112. programımız falan burada. Yani 112 haftadır bu programı yapıyoruz. İlk defa kendi Avengers'ımız, böyle kendi süper kahramanımızı konuk ediyoruz abi. Teşekkür ederim. O yüzden teşekkür çok sağ ol geldiğiniz için. Rica ederim. İnşallah keyifli bir şekilde sohbet edeceğiz. Evet, gündeme dair, merak edilenlere dair, sorulara dair her şeyi burada samimiyetimizle cevaplamaya çalışıyoruz. Zaten yayın öncesi şeyi konuşuyorduk abi. Ya acaba hani haftayı değerlendirmeyi kaç dakika tutalım falan. Sonra ya burayı dedik sorulara cevap vermezse yıkarlar. Tabii. Aynen. Insanlar. Oldukça soru geldi seninle. Evet. Tabii ki. Yani vaktimiz yettiğince her şeye ufak ufak değineceğiz. Buradan Euroleague Followers sayfasına da teşekkür ederim. Oradaki arkadaşlarımız senin postunu paylaşarak sorular aldılar. Evet. Bir sürü de soru geldi ama biz aralarından en uygunlarını seçtik. Sana soracağız. Oldukça terleteceğiz abi seni. Bakalım. Düşünüyorum. Evet, isterseniz Euroleague'in 21. haftasına sonuçlarıyla başlayalım. Ben size Perşembe ve Cuma günü oynayan maç sonuçlarını tekrardan izleyenlerimize de hatırlatayım. Perşembe günü maçlarında Kimki Moskova evinde Žalgiris'i 74-64 yendi. Barcelona deplasmanda Olympiakos'u 76-55 yendi. Bayern Münih Fenerbahçe'yi uzatmaya giden maçta 90-86 yendi. Baskonya konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i 97-73'lük skorla geçmeyi bildi. Cuma günü maçlarına baktığımızda da CSKA Moskova kendi evinde Buducnost'u 99-69'luk skorla yendi. Real Madrid Darüşşafaka deplasmanında Vosogu Arena'ya konuktu. 86-82'lik galibiyetle Real Madrid maçtan ayrıldı. Panathinaikos da evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 88-75'te geçti. Uzatmaya giden bir diğer maçta Gran Canaria Olimpia Milano maçıydı. Milano 106-104'lük skorla haftayı galip tamamladı. İsterseniz bir de puan tablosuna bakalım. Puan tablosunda Fenerbahçe 18 galibiyetle liderliğini koruyor. Bu hafta 3. mağlubiyetini aldı. Real Madrid 17 galibiyetle Fenerbahçe'nin takipçisi. Arkalarından da CSK Moskova 16 galibiyetli ve Anadolu Efes 13 galibiyetle onları takip ediyor. İlk abi istersen şeyle başlayalım. Anadolu Efes'in şimdi bir durum var. Böyle birazcık tam kadrodaki lideri bulamıyorlar. Skorer'de özellikle son bir dakikada. Dördüncülüğü için ne düşünüyorsun? Yani devam edecekler midir? Şimdi şöyle yani... Barcelona'nın bu arada fikstürü kolay. Evet, evet. Yani sezon başlarken Anadolu Efes biliyorsunuz Avrupa'da birçok kulüp bütçesini düşürürken Žalgiris ve Anadolu Efes iki takım bütçesini arttırdı. Yani Efes yıllardır o arzulanan, beklenen Final Four özlemini bu sene hani diriliş sezonu diye tabir ettikleri bir sezonda yaşamak istiyorlar. Ona göre bir kadro kuruldu ama yani ben açıkçası hani Efes'e 9 sene oynadığım için oradaki hani yapıyı da bildiğim için yani bu kadronun açıkçası yani baktığımız zaman günün sonunda puan tablosunda Anadolu Efes'in 8 mağlubiyeti var. Hı hı. Bayern Münih'in 10, Barcelona'nın Olympiakos'un 9'ar. Çok yakınlar. Çok yakınlar. Yani Efes tabii ki çok iyi bir kadro. Ama senin de bahsettiğin gibi o saha içi lider yani Fenerbahçe Beko'da nasıl birçok oyuncu var özellikle evet. Sulukas önderliğinde, Spanolis Olympiakos'ta işte hani diğer takımlar öyle bir lider eksikliğini Efes çok yaşıyor. Öyle olunca da tabii karar verici maçlarda özellikle tabii ki de hedef Final Four olduğu için hani üst sıralardaki takımlarla mücadelelerinde o karar anlarındaki yanlış tercihlerde lider olmamasından dolayı takımda sıkıntı yaşıyor ve neticede ilk dört çok önemli Efes için. Tabii. Sağ avantajını ele geçirmesi lazım çünkü Final Four yolunda en önemli avantajı o. O da çok şu anda hani çekişmeli geçiyor. Burada Anadolu Efes'in saha içi lider sıkıntısını aslında biraz da deplasmanlarda kazanamamasından da anlıyor. Sadece 3 galibiyet var deplasmanda. Aynen. Yani kendi evlerinde tamam bir şekilde hallediyorlar ama ya bir şekilde çözüm buluyorlar o Misic, Boba, işte Shane Larkin üçlüsü top paylaştığı zaman ama deplasmanda bu kahramanı bir türlü çıkaramıyorlar. Yani ya sen biraz daha Boba ve Shane Larkin'sin ama ben biraz daha Misic'ciyim. Evet. Ya Misic'in bitirici rolde oynadığı zamanlarda Anadolu Efes son, yani zaten bir istatistiği var, son çeyreklerde ortalama 2 sayılı falan oynuyor. Yani oyuncunun son çeyreklerde... İnanılmaz bir motor kapatması var. Yani hiç beklenmedik bir şey. Müthiş bir maç geçirip son, aynen, son maçın sonundaki ya. O karar anlarındaki tecrübeyle tabii alakalı bu. Çünkü Micić geçen sene Žalgiris'e çok büyük bir sıçrama yaptı. Evet. Bir de çocuklar burada ne var biliyor musunuz? Şimdi Shane Larkin bu kadro kurulurken
kağıt üstünde o transfer, bu transfer, her pozisyona ayrı transfer yapılırken bu takımın lideri Shane Larkin diye alındı. Yani Efes'te var olma sebebi Shane Larkin'in liderlik baskısıydı. Oyuncu bilir mi bunu? Yani o kontrat görüşmelerinde mesela takımın transferi... Tabii ki konuşulurken görüşmelerde takımı senin üzerine kuracağız, bütçe budur, hani bu takımın lideri sen olacaksın şeklinde ki Shane Larkin çünkü iyi bir oyuncu. Tabii. Kariyerli bir oyuncu. Transfer döneminin yıldızıydı. Tabii ki. Yani bir şekilde onu cezbetmek de lazım ve takım içindeki rolünü de ona önceden belirtmek lazım. Ama ne oldu? Micić, Simon, geçen sene Simon oynuyordu. İyi de bir sezon geçirdi. Micić'le beraber Shane Larkin'i, Simon'la Micić, Shane Larkin'i biraz daha dinlendirip backup. Micić biraz daha backup pozisyonda başladı sezon. Ama işler hiç öyle gitmedi. Euroleague'de ayın oyuncusu seçildi. Kesinlikle zaten. Yani Micić müthiş formda. Evet. Simon önemli. Babua takımın belki de hani Micić'le beraber görüntüdeki lideri anlamında gözüküyor. Evet. Dunstan zaten amiral, ben onu hep söylüyorum. Onunla ilgili hani, ama öyle olunca ne oldu? Shane Larkin bir anda vakit de yok. Şimdi Ergin Ataman hedefler büyük. Her şey denince modu düştü. Herkes formda. Öyle olunca Shane Larkin de psikolojik anlamda da bu kolay bir şey de değil. Aynen öyle. Hani kendi yapacaklarını da yapamamaya başladı. Kesinlikle. Yeteneklerini takıma katkı sağlayacak şekilde de kullanamamaya başladı. Yani Shane Larkin'in varoluş sebebi zaten Efes'te liderlikti. Sence abi Larkin tecrübesinde bir oyuncu eğer Final Four olursa ya da şöyle söyleyeyim biraz daha yakına gelelim. Playoff'larda Anadolu Efes'i sırtlar mı? Yani bu liderlik özelliği o zaman ortaya çıkar mı? Yani şöyle bir şey var. Hani futbolda da vardır ya, yıldız oyuncuyu sahadan çıkartamaz. 90 olur, 90+4 olur, uzatma dakikalar olur. Yapacağı bir vuruş, bütün maç boyunca topa vurmaz. Yapacağı bir vuruşla hani penaltı kazandırabilir. Bir anda oyunun kaderini değiştirebilir. Yani yıldız oyuncuların zaten özelliği odur. Öyle olunca tabii yani Shane Larkin, şimdi biz tabii ki de hani beklentiler üzerinden konuşuyoruz. Biz de hani spor emekçisi olarak konuşuyoruz. Beklentiler doğrultusunda Shane Larkin'i eleştiriyoruz. Yoksa takıma verdiği, Ergin Ataman'ın da açıklamaları öyle. Hani beklentiler kadar biz memnunuz. Yoksa çabalıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama beklenti çok olunca da maalesef o karşılayamıyor. Ama Final Four yolunda işler biraz daha kızıştığı zaman Shane Larkin nasıl bir reaksiyon verir takıma, olumlu anlamda, onu da hep beraber göreceğiz. Ama ben açıkçası maçlarda da hani gayret ediyor ama vücut dilinde çok açıkçası psikolojik anlamda da yıprandığı için çok şey göremiyorum yani. Biraz özgüvensiz. Kesinlikle. Kolay da bir şey değil çünkü yani. Zaten Pana maçında da sakatlandı. Tabii. 11 dakika oldu. Evet, evet, sakatlığı da var. Orada da Kalates'e tosladık. 20 sayı 13 rebound. Çok iyi oynadı. Triple double yapıyordu. Peki Rick Pitino'nun benim işte Magic'de çalıştım, Larry'e karşı oynadım bilmem böyle bir dolu oyuncuyu sayıp ondan sonra en iyi gördüğüm oyun, en iyi pasör Nick Kalates'tir sözüyle ilgili fikrin ne? Yani 13 asistin bir şeyi değil mi? Heyecanlı. Yani, tabii ki şimdi Rick Pitino kariyerini tartışacak durumda değiliz biz. Hani ama Avrupa basketbolu başka bir dünya. Evet. Değil mi? O da buraya alışacak. Geçen bir kaybedilen maçtan sonra ben hatta hatırlıyorum. Mağlubiyeti sordular, oyuncularıma sorun dedi. O da hani şu anda... Nerede olduğunu farklı değil. Aynen öyle. Bambaşka bir dünya. Nasıl Veseli ilk geldiğinde çok farklıydı. Evet. Partizan üstü, NBA üstü Fener. Basketbolu öğrendi, Avrupa basketbolu. Her geçen gün büyüyor. Veseli ilk geldi ama aynen ben öyle. Şimdi, hani 3 müyüm acaba? Dikkat yoksa edin, 4'e mi kaydan, çok daha hakim olaya. Cici Datome keza öyle. Yani NBA'den çıkan oyuncuların Avrupa basketbolunun adaptasyonu biraz süre alıyor. Oyuncu böyle olacak, koçların da tabii ki de. O biraz daha renkli tabii. Pitino zaten renkli bir, aynen. Sürekli şey aynen, yani, aynen. Demeçler versen, tabii gazeteciler ki, için ki. Mutluluk hani Pitino'nun kesinlikle, burada kalması. Kesinlikle, malzeme, sürekli malzeme. Geçen sene Fenerbahçe bunu çok çekti. Kerem abinin de dediği gibi yani NBA'den gelen oyuncuların adaptasyonunda ciddi bir problem var Avrupa basketboluna. Yani Thompson'ı çok NBA'den geldi saymıyorum ya, Çin'den geldi. Aslında Çin'den geldi. Hani tabii. Yani judo hep zaten baz judo alınıyor şu anda artık judo. Ve bundan sonra da muhtemelen uzun seneler judo bazı alınacak Fener'de. Judo gibi bir uzun gelmedi. Thompson üstü Löwen. Löwen çok iyi bir oyuncu ama savunmada çok konsantre. Yumuşak kalıyor. Özellikle o perdelerde tabii ki, savunamıyor. Yani, savunma yani, yardıma kısmı, mı gideyim, potaya mı gideyim? Kesinlikle yani Fenerbahçe'de çünkü çok sistemli bir şey var. Bir dişliler muntazam an işliyor. Yani hem savunma hem hücum. Zaten kaptan sana ihtiyaç var bence. Yani dediğim gibi o dişler biraz aksayınca da
problem yaratabiliyor ama sonuçta Fenerbahçe Beko lider. Hı hı. İlk dört için zaten playoff için bir şey konuşmuyoruz. Tabii canım. Evet. Veselin'in bir sakatlığı var ama o beş ameliyat, hafta son 5 haftaya dönecek. Obradovic zaten onları çok güzel şey yapmıştır. Zaten 10'da 10 evinde. Kalan maçların çoğu evinde. Bir Real CSKA deplasmanı var ama. Ama liderlik kaybetmesi bir önemi yok. Liderlik veya da ilk dörtle ilgili bir sıkıntısı olmadığı için onun hedefi bence artık Final Four olacak. Bir şey konuşmuştuk. Yani fikstürün ilk yarısında. Hı hı. Fenerbahçe'nin 6 hafta mıydı? 6 hafta deplasmana çıktılar. Hani. İnanılmaz bir deplasman şeyi vardı, fikstürü vardı, program vardı. Ama biz yine ikili oyunu konuşurken şey diye konuşmuştuk. Yani bu sezonun ikinci yarısı var. Yani fikstürün ikinci yarısı var. Bu sefer de avantaj yani. Fenerbahçe'ye geçecek demiştik. Daha keza da avantaj da çünkü çocuklar hedefe giden yol biraz daha yaklaşınca evinde oynamak çok daha avantaj. Tabii, çünkü bu işin sakatlığı var. Seyircinin işe konsantrasyonu daha da artıyor çünkü artık bunlar telafisi olmayan maçlar. Hı hı. Ki zaten hani takip ediyoruz hep beraber. Sıralamaya baktığın anda belki burada Armani Maccabi bile playoff için Panathinaikos Maccabi biraz daha özgür. Yani bunlar formda takımlar. Çok kızışacak ve artık hiçbir maç kolay değil. Bunu zaten Fenerbahçe Bayern Münih Fenerbahçe maçında da gördük. Mağlubiyeti neye bağlıyorsun Bayern Fenerbahçe'de? Hani Veselin'in olmaması tamam o zaten tahtada ilk başa yazılır ama takım bir yoruldu aslında. Kesinlikle. İkinci çeyrekte çok yorgun gördüm. Tam onu soruyordum. Abi sen yıllarca bu seviyenin, yani uzun yıllarca bu seviyenin hatta işte Euroleague'in kilometre taşlarından birisin. Evet, evet. Şimdi, 242 maç mı çocuklar? Aynen kaç? Abi yazık aynen. 243 ile Ender abi. 243 ile Ender. Ender Aslan'la aranızdaki rekabeti. Bir maçta beni geçti. Yani Euroleague başka bir dünya. Ya hakikaten. Kaptan sana sormak istedim burada. Hafta mesela double week time zamanı. Evet. Bir de hafta sonu maç var 3. Evet. Bir sonraki Euroleague haftası 4 etti. Bir de şeyse lig maçı erkendeyse 2 haftada 5 maç yapabiliyorsunuz. Tabii. Seneye artıyor biliyorsunuz. Seneye de takım Asrar geldi. Tony Parker'ın başkanlığında wild card aldılar. 17 maça çıkacak. Fikstür daha da zorlanacak. Milli takımlar var. Yani bayağı. Şimdi burada sormak istediğim sana şey, Fenerbahçe'deki bizim gördüğümüz hani doğayla yorgunluğa bağlıyoruz biz bunu da. Yani böyle bir yorgunluk var mı? Ki soruya bir küçük bir şey daha ekledim. 44 dakika oynadığınız Olimpiya Union Olimpiya maçınız var. 44 dakika sahada kalmış. Uzatmaya gitti. Evet uzatmaya çift uzatma maçlarda. 44 dakika sağ. Oyuncu ne düşünüyor? Bu artık uzadıkça maç hani bir bıkkınlık mı oluyor? Ya bıkkınlık değil aslında. Bence Kerem kaptan yani 2 saat olsa yani, oynar. Ya aynen. Sonuçta onu düşünmüyorsun. Enerji, çünkü aynı. Mesela ben onu söylüyorum. Şimdi 20 bin kişi OAKA'da 20 bin kişinin önüne çıkıyorsun. Hı hı. Ama ben eşimle bir yardım kuruluşu için sosyal yardım projelerinden birinde yer aldık. Hı hı. 20 bin kişinin önünde maça çıkıyorsun ama o 20 bin kişinin ıslığı sesini hiçbir şekilde duymuyorsun. Hı hı. Ama sahnede bireysel bir şey şarkı söylemek için elim ayağım titredi mesela. Hani bu öyle bir psikoloji. Ama aslında sporcular da bireysel performans. Yani bir sanat aslında icra ediyorsun zorla. Tabii ki. Yani, yani ben yorgunluk Fenerbahçe maçında yorgunluk çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Orada biraz daha Veselin'in tabii ki de yokluğu önemli. Hı hı. Ama ne olursa olsun son 2 saniye, 2.7 saniye biliyorsunuz. Geoffrey Löwen 2 tane serbest atış. Evet. 2'de 2 atsa maçı kazanacak belki de. Gerçi hani, %50 ile atıyordu. Hani evet. %54 ile kim ki maçı da öyle oldu. Datome 2'de 1 attı. O da uzadı. Uzatmada kaybedildi. Orada biraz hani tamam Obradovic'i ben radyo programında da söyledim. Hafta sonu Radyo Spor'la. Hani kariyeri, sistemi kesinlikle tabii tartışacak değiliz ama sanki benim hani maçı izlerken de kapıldığım his biraz daha rotasyonu geniş tutabilirdi. Eric Green bir başladı. Önceki maç 17 sayı atıyor. Orada da ilk maç başladı 5 dakika oynadı. Aynen öyle. Yani biraz daha Ahmet Düveroğlu elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor iyi niyetli. Uzunların özellikle Bayern Münih uzunları. Bartel'e çözüm üretelim. Bartel niye maç işte nerede koptu? O mücadele kısmında zaten seyirci deplasmandasın yani seyirci dezavantajın var. Bir de Almanya'da Münih taraftarı önemli bir, iyi de bir kadro mücadele ediyorlar. Bir çıt onlar mücadeleyi arttırınca sahada biraz daha diri kalınca uzun pozisyonda özellikle Bartel 14 sayı attı. 7'de 7 ile falan oynadı herhalde. Hiç kaçırmadı. O fark orada maalesef oluştu. Ya zaten Bartel'in o oyunu yüzünden biz bu sefer köşe üçlüğü yemeye başladık. Çünkü köşeye açılamıyoruz. Aynen. Yani hiçbir şekilde savunmada. İçeriden çok domine ettiler. Evet. Şimdi rotasyon konusunda bir sorun olacak. Yani Doğa mesela ben ilk Doğa'dan yani bu fikri edindim. Ondan sonra izledikçe gerçekten galiba böyle dedim. Obradovic bazen oyuncu kötü oynasa da şeyde bırakıyor. Evet.
parkede bırakıyor, almıyor. Belki ona bir şey anlatmak istiyor gibi. Kesinlikle mesaj vermek. Düşünüyorum, kesinlikle. Mesaj vermek istiyor. Mesela Sulukas'ın çok kötü maçlarına bile onu azarlıyor, bağırıyor ama yine de kenara almıyor. Bench'e almıyor. Bir türlü onu oyunda tutuyor. Yani Datome bir önceki maç aynısını yapıyor. Şimdi Loven aynısını yapıyor. Yani bilmiyorum, belki bir şey mi anlatmak istiyor ona? Hani bak kötü oynuyorsun, kötü oynadığını gör. İşte playofflar geliyor sonrasında falan. Loven'sa ama alternatifi yoktu sanki bu hafta. Yani Loven evet, hücumda evet. Çünkü üretemiyorduk pot altında ve Loven gibi bir oyuncuya aslında ihtiyacımız var. Yani en azından tabii. Yani üretimi oyun, devam ettiriyor. Low post özellikle oyun kurucu pozisyonda da kısaları görüyor, asistler yapıyor, evet. Dışarıdan üçlüğü var, şutu var. Hani oyunu da açıyor. Oyunu açıyor ama yani o maç aslında Bayern Münih maçın çok hikayesi var. Hakikaten maçı izlerken de bunu zaten anlıyorsun ama senin dediğinle ilgili. Hani Obradovic zaten neden büyük koç? Çünkü yani tabii ki de sistem, taktik falan onlar ayrı konular ama sonuçta insan, oyuncular da hani duyguları olan. Yani kimden nasıl faydalanacağını, kime ne mesaj vereceğini, kimi ne zaman nereye hazırlayacağını çok iyi biliyor. Bir de bu tarz maçlarda bir oyuncunun mesela Derek Williams aşırı öne çıktı. Çünkü ligin ilk yarısında o Veseli ile tartışması, tabii. Seyircinin önüne Veseli'nin seyircinin anlaması. Aynen. Maçı, o konstantin oyundan çıkardı tabii. Ve maç gitti yani. Ne yapıyorsun yani. Diye taraftarı oyuna soktu. Bu ama çok da olgun açıklamalarda bulundu. Ben pek beklemiyordum Derek Williams'tan böyle açıklama. Hani çok. Bu işte herkesin çocukluk hayalidir. Büyük bir takımı yenmek. Açıklamalara dikkat ettiniz mi? Yani bu şimdi Türk basketbolunun geldiği noktayı da aslında gösteriyor. Hani gurur verici bir olay. Röportajlarda hepsine hep aynı soru soruldu. Fenerbahçe gibi bir takımı yendiniz, evet. Ne hissediyorsunuz? Koça dahil. Ve herkesin dilinde Derek Williams. Çocuk, NBA çocuk kariyeri draft 2. Evet. İkinci sıradan draft edilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve diyor ki herkesin çocukluk hayalinde, yani çocukluğunda hayal ettiği bir galibiyet. Büyük bir takımı yenme. Ben bunu yaşadım diyor. Çok mutluyum diyor. Bu da hani Fenerbahçe'nin nasıl saygı duyulduğunu, Fenerbahçe'yi Avrupa'da, Türk basketbolunun nerelere geldiğiyle ilgili de güzel bir örnek. Oyuncu gurur biraz da yani. Evet, ben mesela daha kaba bir açıklama yapar işte. Şöyle yaptım, böyle yok, yaptım tabii ki, ama çok olgun. Aynen. Sanki bir Derek Williams'ın Fenerbahçe'ye bir göz kırpması da var. Yani sonuçta en top takım Fenerbahçe'si. Tabii. Oyuncunun da gelmek istediği takım Fenerbahçe'si. Herkes zaten şu anda sıralamaya bakıyorum. Hani Buduşnos, Darüşşafaka, Hörbalak'la. Herkes Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. Tabii ki. Evet. Her maç. Hedef takım haline geldi. Aynen öyle. İyi takım olunca. Meyve veren ağaç taşlanır hani. herkes yenmek istiyor. Ekstra motive oluyor. Önemli olan da o mücadeleye karşı da Fenerbahçe'nin reaksiyon gösterebilmesi. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe sıralamayla ilgili çok fazla bir sıkıntısı yok. Yok zaten. Ama Final Four nasıl olacak? Löwen ne yapacak? Eric Green oralarda nasıl katkı verecek? Buralar önemli. Sanırım koç da bunun hesaplarına başlamıştır. Kesinlikle. Kesinlikle. İnce ayarlar, şimdiden... ligde ilk göreceğiz o ince ayarları. Klasik basketbol süper liginde böyle bir yerli rotasyonu küçük bir ayarlama yapıyor. Yani sonra Türkiye ligine baktığımız zaman hani çok çok ekstrem şeyler olmadığı sürece Fenerbahçe veya Efes 8. de girse playoff'a, 7. de girse finalin adı belli gibi gözüküyor. Evet. Hani bütçeler doğrultusunda konuşuyorum. Tabii ki de diğer takımlar da çok iyi mücadele ediyorlar. Tofaş, Galatasaray çok iyi durumda. Telekom iyi durumda. Aynen. Playoff çünkü bu. Ve diğer takımlar Final Four oynarken akıllar orada olduğun zaman öbür rakiplerinin tabii ki hazırlık süreci çok farklı oluyor. İşte Darüşşafaka maçı. Sen maçtaydın o zaman. Maçtaydım. Darüşşafaka maçı. Darüşşafaka Efes. Uzatmaya gitti. Son topu kullanılsa kadar. Real Madrid Daçka. Yani Avrupa'da oynayan takımlar lige adaptasyon sorunu yaşıyor. Fenerbahçe Bambit'e yenildi. Evet. Aynen öyle. Mücadele etmediğin zaman bunlar da bu tarz sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Peki mesela Euroleague'de bir final söylesin. Real Madrid yani, Fener diyebilir misin? Ya zaten hani şu andaki görüntüde Fenerbahçe, Real Madrid, CSKA sanki o Final Four'un 3 takımı belli gibi. Evet. Ama geçen sene CSKA çok umulmadık bir Žalgiris mağlubiyeti aldı. Ama bu sene Žalgiris gibi bir takım. Biz umuyorduk ama ya. Ben Red'de de yazmıştım. Evet. Žalgiris yenecek bu seyrede. Şimdi Doğa geçtiğimiz sene 5. haftada falan Žalgiris'in Final Four sürpriz yapabileceğini evet, söylemişti. Doğru. Çok farklı oynuyorlardı. Çok bu sene bu biraz sene şey açamadılar oldular. Açamadılar oynuyor. Üçlüyü bulamadıkça oyun açılmıyor. Peki şey soracağım ya. Bu sene Anadolu Efes geçen sene Žalgiris'in yaptığını yapar mı? Ama Anadolu Efes daha büyük takım ya şu an. Yani şey olarak daha büyük. Bütçesel olarak da öyle, oyun olarak da öyle. Jajis yani, biraz daha sürprizle kalıyor. Çocuklar şimdi burada hakikaten sıralama çok önemli. Değil mi? İlk dört çok önemli. Dört çok önemli. Çünkü Final Four'da hakikaten yani saha avantajını eline almadığın sürece, ele geçirmediğin sürece çok işler zor. Yani geçen sene hatırlıyorsunuz Panathinaikos Real Madrid serisini. İlk maç 30-40 sayı hezimet. Hezimet. Panathinaikos Real Madrid'i ezdi. Ne yapacak? İkinci maç 38'lik Reyes'le
J.C. Carroll. Maçı döndürdüler. Maçı döndürdüler. Seri değişti. O J.C. Carroll'ın... Ve şampiyonluk geldi. Yani saha avantajı önemli. Burada da şey sorusu geldi. Real Madrid'e karşı Fenerbahçe final oynarsa eğer. Evet. Abi sen de bir uzun olarak... Tavares nasıl savunacağız? Fenerbahçe'nin formülü ne bulabilir ya, o? Evet. Geçen yıl çok çektik. Yani evet, evet. Yani kaybetmemesini hatta... Real'in uzunları Fener'in uzunlarına biraz daha kağıt üstünde ağır basıyor gibi gözüküyor ama... Ama rotasyonda Fener sanki konuyu... Sanki evet ve ya. Takım anlamında... Yani Real Madrid de gerçekten çok iyi bir takım bu arada. Hani her şeyiyle çok iyi bir takım ama... Ya eşleşmelere bağlı. Fener, Real'le finale kalırsa artık hani finalin günahı olmaz derler ya. O maç artık her sonucu açık. Ama daha öncesinde bir yarı final eşleşmesi nasıl olur bilemiyorum. Yani dediğim gibi 3 takım belli ama oraya girecek 4. takım açıkçası şu anda kimse kestiremiyor. Şimdi gönül ister ki Anadolu Efes. Tabii ki. 4. takım olsun. Tabii ki ama dediğim gibi sıralama daha Efes için çok önemli. İlk 4'e yapışsın yani hiç onu kaybetmeyeceğim. Dördüncülüğü... Ya o yüzden bu haftaki Panathinaikos maçı çok önemli Efes için. Evet, peki o zaman istersen. Bir de mesaj da aynı zamanda o tabii maç. Ki Olympiakos'un kaybettiği evde, evinde Barcelona'ya kaybettiği bir hafta. Panathinaikos maçını kazanabilseydi Efes işler çok David farklı olurdu. Orada David Blatt'ın ilişkisi böyle orada biraz sıkıntı var. David Blatt ben evet yani. David Blatt'le Efes'te de beraber çalıştık. Olympiakos'la David Blatt yani oyuncular arasında biraz sıkıntı başlamış. Abi biz David Blatt'ı yabancıdan saymıyoruz. Öyle bir Türk durum var. Yani. Türk gibi sanki şey böyle hani bizim tanıdık ya koçlar. İkili, evet ikili ilişkileri, sistemi falan çok önemli bir koç. Ama Olympiakos'ta da Spanoulis gerçeği efsanesi var. Efsanesi evet. Var. Ama o efsaneyi yıkmak için aslında David Blatt'ı getirdiler oraya ama. İşte öyle mi acaba? Onları da göreceğiz. Duracaklar mı bakalım? Onu göreceğiz. Kim evet, kimi yiyecek? Kim kimi yiyecek? Onu göreceğiz yani. Ya kavga etsinler. Survivor. Olimpiyakos. Yani kim kimi yiyecek göreceğiz bakalım. Soruları da geçelim. Buradan David Hoca'ya selamlarımızı tekrardan gönderiyoruz. Tabii. İsterseniz sorulara geçmeden önce bu haftanın fikstürünü de söyleyeyim. Kim kimle oynuyor? Bu hafta 7 Şubat Perşembe ve 8 Şubat Cuma günü Euroleague maçlarına 23. hafta oynanacak. Anadolu Efes Gran Canaria ile başlanıyor. Buducnost Kim Ki Moskova'yı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv Olympiakos oynuyor. Barcelona Žalgiris'i konuk edecek. Kendi evinde CSKA Moskova Real Madrid'le oynuyor. İnşallah beraber kalırlar. Birer puan daha yedirler. Fenerbahçe Beko Panathinaikos'u konuk edecek. Baskonya Bayern Münih ile oynuyor. Olympia Milano'da Darüşşafaka'yı kendi evinde konuk edecek diyorum. Ve programımızın Kerem Gönlüm kısmına geçiyoruz. Abi seninle ilgili çokça soru var. Yani bir kısmını ayırdık. Bir kısmını yani bizim de sormak istediklerimizi, kafamızdaki sorulara yakın olanları başlıyoruz. Tabii ki. Biz tabii kendimize istersen küçük bir torpil geçelim. Önce biz baştan sonra Euroleague Followers'ın senin için hazırladığı sorulara geleceğiz. Tabii ki. Tamam. Bunu birlikte Selçuk'la düşünüyorduk. Ki bulamadık yani çok zorlandım bir oyuncu. Savunmada en çok zorlandığın oyuncu kariyerim boyunca Ya Žalgiris'te Sabonis'in oynadığı bir sene vardı. Evet, Avrupa'daki evet, son evet. Senesi. Dizler bitmiş ama aslında ama. Müthiş bir efsane yani. Tabii. Ve Ekürüs'ü kimdi biliyor musunuz? Tonaco Bird'di yani. Yani Tonaco mesela çok önemli bir uzundu benim için. Yani soğunması zor anlamında ben zaten hani kariyerim boyunca hiçbir zaman belki fiziksel olarak çok böyle iri yarı, çok kuvvetli bir oyuncu değildim ama enerjinin hani avantajımla ayaklarım çabukla hiçbir zaman kimseden çekinmedim açıkçası. Hep kendimle mücadele ettim yani. Bunu paralel bir soru daha var. Yani oyuncu spesifik anlamda tabii ki de uzun. Mesela Marjanovic. Marjanovic. Tabii ki. Galatasaray'da kızıyoruz. İyice yapma. Çok. Onda iki uzatmasında yenmiştik. Gerçekten Marjanovic'e karşı oynamak da çok zordu. Ona NBA'de de aslında zorlanıyorlardı. Uzunlarla eşleştiği zaman ama uzunlarla eşleştirmediği için. Tabii. Dikkat takip ettiniz mi bilmiyorum. Marjanovic istatistiksel anlamda Michael Jordan'dan evet, sonra efficiency yani maça etki evet. Anlamında ikinci sıradaymış. Evet. İnanılmaz bir sezon geçiriyor ama müthiş. Uzunların işte dev. O birazcık dev. Dev. Ve o da artık yavaş yavaş öğreniyor. Onu ben yakında, yakından gördüm milli maçta da. Şaşırmıştım yok, yani. Bu kadar büyük bir adam nasıl olabiliyor yok, yani? Çok büyük. Çok gerçekten büyük. Ve peki. Kütle. Abi bunu sen diyorsan... Tabii. Gerçekten büyük. Uzun, iri, büyük. Evet. Büyük bir zaten adam. Hareketler de böyle değil. Büyük bir adam. Şutu var yumuşak, pamuk elli. Falan. Müthiş. Sinir bozucu geliyor. Çok. Ben aciz kalıyorsun. Evet. Mevcut oyuncular için de peki tarzı, senin kendi tarzını benzettin. Felipe Reyes.
Herkes onu dedi abi. Bir gruba daha sorduk. Benim Kerem Gönül'ü kim benzetirsiniz diye. Reyes cevabı geldi. Reyes. Birkaç kişi de Veseli'nin enerjisi. Yani ya o tabii sadece yani Veseli enerji... tabii ki yetenekler anlamında o çok atletik bir oyuncu Veseli. Ama enerji bakıyor. Hani, çok atletik diyorsun da şu millet, ya 12 dev adamın en atletik isimlerinden birisi. Yani işte Felipe Reyes bana çok daha yakın geliyor. O yaşlı kurt. Çok seviyorum onu izlemeyi. Hala. Türkiye'de Ender Felipe Reyes sevenlerden mi? Yani ben çok seviyorum. Yani insanlara belki şey geliyor olabilir. Pis oynuyor. Antipatik. Antipatik geliyor olabilir. Mesela Rudy Fernandez de öyleydi. Campazzo'yu aldılar. Campazzo o da mesela. Ama Campazzo, Fernandez'e Campazzo. Ya bilmiyorum, geçen sene ben finalde benim canım çok sıktı Belgrad'da, o yüzden inanılmaz nefret ediyorum. Yani rakibi sakatlayacak veyahut da hani ekmeğiyle oynayacak şekilde o tarz bir şey. Yok yok. Onu yapmadığı sürece bence insanların o mücadele, o şeyi görmesi lazım. O yüzden çok fazla NBA'yi takip etmiyorum ben mesela. O basketbol bana çok şey geliyor bana, yapay geliyor. Peki abi bir sorumuz daha var. Şu, trash talk şimdi yaptım. Şimdi ona geliyor değil mi? Aynen. Bir çirkinlik, çirkeflik böyle, demişken. Aynen, çirkeflikten ben de şey yapayım. Bu trash talk yaptığın bir oyuncu var mıydı mesela? Sağ içinde. Sağ içinde. Sürekli yapıyorsun uzun süre sonuçta. Vardı ya. Çok vardı. Ama kim böyle spesifik... Çenesi düşük hani. Ya Mirsat vardı öyle mesela. O tabii. O bir de galiba uzatıp soyunma odasında da. Mirsat öyle ama ondan sonra maçtan çıkarken bir anda sarılır sana mesela. Hani ama maç içinde hakikaten o da önemli bir kariyer. Önemli bir. O da çünkü kazanma hırsıyla bir de rakip olduğumuz için biz. İstatistikten siz çok karşı karşıya geldiniz. Çok geldik, çok geldik. Mirsat da çok oldu. Onun dışında öyle çok spesifik bir oyuncu. Zaten hani çok fazla şey yapmıyordum ben. Hani efendim. Yani biraz daha şey takılıyordum. Hani, vururdum ama kusura bakma. Hani, hani anladın mı? Onları yaptığım için çok fazla trash talk şeyine girmiyordum yani. Peki abi istersen diğer sorulara. Diğer sorulara geçelim. Top ıslandı bugün. Hakeme oyun şey yaparken ıslandı diye oyunu durdurmaya çalıştım biliyor musunuz? Nasıl efendilik? Hayır, şey yapamıyordum. Oyun devam ediyor, akıyor. Herkes devam ediyor. Ben rebound aldım ya da bir orta sahamı hakeme gösteriyorum. Top ıslandı, o hakem de oyuna diyor. Ne yapacak? Oyunu mu durduracak yani? Abi şu rebound olayına değinelim ya. Yani doğayla soralım, sormayalım. Yani şimdi Euroleague'e baktığımızda, şu an ekranda da var zaten. Yani seninle ilgili Focuson, Anadolu Efes'in oyuncusuyken Focuson diye Euroleague seninle ilgili program yapmış. Artı bir de bininci reboundına bir şey yapmışlar, video hazırlamış. Evet. Euroleague. Spesifik olarak kaç reboundın var biliyor musun? Yani 1200'e yakın olması lazım. 1200. İlk 6'da olduğumu biliyorum sıralamada. Evet, all time'da. Onu biliyorum. 1189. Ofansta 421 rebound, gene 6.sın. Defansta da 768. Ama zaten abi sen biraz ekmeğin böyle taştan çıkıyordun. Evet. Yani ofansif rebound'lara özel bir ilgin vardı. Aynen. Onları alıp zaten hemen second chance dedin. Aynen, İkinci aynen. Şanslar. Yani çok önemli. Ben sayıldım. Onunla yaşıyordum, hissediyordum. Evet. Topu, bir de parmak hassasiyetim olunca biliyorsunuz 19 yaşında başladım ben basketbola. Abi evet. Onun hikayesini çok merak ediyorum. Evet. Yani, öyle mi? Öyle yani, bir soru var. Sinemada koçun önüne oturdun. Evet. Konser evet, miydi? Koçun evet, Şekerspor koçun önüne oturdun. Yani bu efsane bir gerçek mi diye öyle bir soru vardı. Yok yok, gerçek yani. Sonuçta benim öyle bir şey yaratacak, şehir efsanesi yaratacak bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Hani üniversite sınavına girdim. Nasıl görmediler yani, nasıl fark etmediler? Yok, ama kalecilik yapıyormuş. Yok, İskenderun'da, Demirçelik'te büyüdüm ben. Eskişehir'de olmalıyım ama küçük bir yerde büyüdüm. Lisede de o dönemde bizim 2,5 senede bitirebiliyorduk liseyi kredili sistemde. Kredilerin notlarını tutuyorsa. Bu arada çalışkan öğrenci. Ya iyi yani zaten inek, çok inek değildim ama hani derslerim iyiydi benim. Hani üniversite takımında da oynamıştım Ankara Üniversitesi'nde. Babam da Sanayi Bakanlığı'ndaydı. Ankara'ya tayin, çok kısa geçeceğim. Ankara'ya tayini çıktı. Ve İskenderun'da hani sınava hazırlanacağımı, büyük şehirde hazırlanmamın daha bana faydalı olacağını düşünüp biz Ankara'ya geldik Ocak'ta. Öyle olunca yarım dönem ben sınava hazırlandım. Haziran'da sınava girdim. O gün de babama Sanayi Bakanlığı'nda çalıştığı için bir davetiye gelmişti. Bir konser, bir kurultay vardı. Onun arkasında bir konser vardı. Aşkın Nur Yengi konseri. Yükseliş Koleji'nde, Söğüt Özü'nde. Sınavdan çıkıp da oraya gidelim dedik. Sınavdan çıktım ben. Tabii ki hani cevap anahtarını bakıyoruz ne yapmış. Zaten yazdığım yerler belliydi. Eskişehir yazdım anneannem orada olduğu için birkaç tane. İstanbul yazmıştım birkaç tane. Ankara vardı. Aşağı yukarı nereye kazanacağım belliydi benim. Hani cevap anahtarından da bildiğimiz için. Konsere gittik. Eğleniyoruz tabii falan. Arkamda da Şekerspor'un antrenörü varmış. Süha Hoca. Ona da selam söylüyorum bu arada. Süha Demircan. Babama o oğlunuz nerede oynuyor diyor. Hani fiziği çok düzgün. Basketbolcu herhalde diyor. 1.98. O civarlarda aynen. Yani sene 95. Üniversite sınavına girdiğim sene. 95 girişliyim ben. Ben de mamaya pepe diyordum o zaman. İşte yani suya bu diyordum değil mi? Aynen.
Oynuyor mu? Biz Şeker Spor olarak hani ben antrenörüm. Amatör ligde oynuyoruz. Hı hı. Oynamak isterse kartını vereyim diye babama şey yapıyor. Biz eve döndük. Zaten üniversite sınavını hani Ankara Üniversitesi istatistik okudum ben. Hı hı. Hem Ankara yeni bir... Okulu bitirdin ama. Tabii. Hem Ankara, büyük şehir. Çok fazla arkadaşım yok. Uğraş olur bana. Bir sosyalleşme olur. Hem sporumu yaparım. Hı. Tabii ki de ben İskender'de oynuyordum ama hani bir altyapı eğitimi... Hı. Çünkü benim ne altyapı milli takımım var ne altyapıda oynamışlığım var yani. Öyle olunca karar verdik ve ben başladım basketbola. Başladıktan sonra yavaş yavaş o maçlar, oralar buralar derken insanlar bana sormaya başladı. Kaç doğumlusun? Hani o vardır ya öyle işte. Hı hı. Filmlerde izlediğimiz gibi. Çok yeteneklisin, İstanbul'a gelmeyi düşünmez misin? Odur budur. En sonunda bir turnuva vardı. ODTÜ'de. Hı hı. Rüştü Küce. Rahmetli Küce'nin anısına. Orada üniversitelerle beraber, İstanbul'dan da tabii bir sürü üniversite geldiği için, Marmara Üniversitesi, koçlar, antrenörler izlemeye geliyorlar. Ben de tabii Ankara Üniversitesi'nde oynadığım için bütün topları da ben kullanıyordum hani arkadaşlarımla beraber. Çünkü bir tek basketbolcu anlamında ben vardım. Hı hı. Öyle olunca işte Lütfü Arboğan, kolej, Aytek abi, Aytek Gürkan, kolej, TED Ankara Koleji'nin dikkatini çekiyor. TED'e zaten o TED'e geçtim, diyorsunuz. Aynen. Haydar Kemal Ateş vardı. Evet. TED'e geçtim, ikincilik, Süper Lig'e çıktık. Bir sene de Süper Lig'de oynadım. Sonra zaten Ülker, Efes, Tofaş o dönemde çok ilgilendi benimle. Ülker elenmişti yarı finalde. Sezon devam ediyordu Efes'le Tofaş'ın. Rashad Griffith'li, Rivers'lı, Namovski'li Efes'le Tofaş'ın mücadelesinde. Ülker elenince Lütfü abi geldi Ankara'ya, Arubağ'ın. Transferi yaptık ve ben Ülker Spor'a imzaladım. 6 sene. Sonrası 9 sene Efes. Ondan sonra zaten Galatasaray, Karşıyaka, Sakarya, Bahçeşehir. Abi çok enteresan. Yani 128 milyon maç. Hani 19, şey var 19 yaşında bir evet. Çocuğun, yani artık çocuk da değil, 19 yaşında bir yetişkin. Okulunu okuyor, basketbola başlıyor evet. Ve Euroleague efsanesi oluyor. Evet. Abi çok genç, yani inanamıyorum. Yani 9 yaşında başlasan ne olacaktı Allah'ım? Yani çocuklar işte hayatta onları görüyorsunuz. Sonuçta ben üniversite okurken, Şekerspor'da oynarken, karda Ankara'nın soğuğunda biliyorsun Ankara o zaman kış oluyordu yani. Hala oluyor. Eksi 10 derece, çok kar yağıyordu. Şimdi mevsimler de değişti artık, kar da yağmıyor ama. Dersleri ekip, öğrenci arkadaşlarımla ben Ufuk Sarıcaları, Harun Erdenay'ları, Orhun Eneler'i izlemek için biletle kuyruk bekliyordum ben dışarıda. Biletle girmek için taraftar gibi. Oradan sonra o izlemeye gittiğim abilerim, benim takım arkadaşlarım, oyuncu abilerim oldular. O da arkadaşlarım oldular. Yani hayat böyle bir şey. Bugün de Hacı'nın doğum günü, onunla ilgili hep şey derler ya işte sağ ayağına ilgili 300 sayfa kitap yazılır. Pardon, sol ayağıyla ilgili ayağı. Ama bir de şey pardon sağ ayağı ama bir de sol ayaklıydı tabii, diye. Tabii. Abi senin de Basketbol Süper Ligi kariyerinle ilgili bir ansiklopedi yazılır ama sen bir EuroLeague efsanesin aynı zamanda. Evet yani Türkiye Ligi ile açıkçası çok fazla istatistiklerimi bilmiyorum. Yani 4000 sayıyı geçmişsin, 3000 ribaundu geçmişsin tarzı çok şey var. Olabilir. Yani biz çok şey yapmıyoruz öyle. Aynen. Çok girmiyor çünkü yani çok fazla istatistik veri yok. Veri de Türkiye'de veri de yok yani. Aslında dediği sıkıntı gibi Doğan'ın. O biraz sıkıntı. Hani bunların çok daha sistematik olması lazım. Çünkü diyorsak eğer Türkiye Ligi artık Avrupa'nın sayılı liglerinden en iyi liglerinden biri. İstatistik çok zor bir şey değil yani. Evet. Bunların da sistemli bir şekilde düzenlenmesi lazım. Biraz toparla evet, biraz başladı ama bunlar daha ileride daha net bilgiler verecektir hepimize. Peki Doğaz, Kerem abinin soruları geçmeden önce sana bir soru soracağım. Yazarken hiç Kerem abi eleştirdin mi daha önce? Yok yok ya. Eleştirmiştir ya. Bırak şimdi. Bırak goy goy şimdi. Yok yok ya. Bırak şimdi bırak. Buradayız diye söyle. Bir falan şey yaptım yazdım mı? Annem beni parçalar ya. Yani annem parçalar. Ben parçalamam yani. Abi yalnız benim de babam senin çok büyük hayran. Çok selamlar. Herkese teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Direkt selfie göndereceğim ya. Peki geçiyorum. Abi takip işte. Çocuklar şunu çok hemen ekleyeyim. Eleştir. Tabii ki de sevenim sevmeyenim vardır. Oyun tarzım beğenmeyen vardır. Herkese saygı duyarım. Ama hep kendimde hep şunu söyle, kendim hep şu şeyi nasıl söyleyeyim şey edindim, temel prensip edindim. Yeteneklerimin farkındaydım. Çok yetenekli oyuncu değildim. Tabii ki de çok hani yetenek 19 yaşına başlayıp çok süper, ya ben süper bir yetenek değildim. Ama onun dışında verebileceğim çok şey olduğunu biliyordum. Rebound sezgisi, enerji, takım arkadaşlığı, yapıcı olma. Yani ben hiçbir zaman çok star bir oyuncu olmadım. Hani istatistiklerde Doğa veya sen şu anda şu şey diyebilirdim bana abi. Navarro'dan sonra sayı krallığında ikincisin. O rebound'da birincisin. Hani şu an bütün istatistiklerde o önemli değil. Hani istatistiksel anlamda çok fazla star bir oyuncu olmadım ben. Her maç 20 sayılar onlar bunlar ama onun dışında hep en aranan oyuncu oldum. Takım için ne gerekli? Yani o yıldızlardan önce ben hep
en önce anlaşmak isteyen, aranılan oyuncu oldum. Yani bu benim için hep zaten önemliydi. Tabii ki. Ben hep yapıcı olmaya çalıştım. Faydalı olmaya. Bir dakika mı? Bir dakika. 40 dakika mı? 40 dakika. Ben hep bunu, yani gençlere de onu anlatıyorum şu anda. Kendinizi iyi tanıyın. Evet. Neler verebileceğinizi kendiniz önce bilin. Hani her şeyden ufak ufak olmuyor çünkü. Çünkü çok, devir çok değişti artık. Yani bir uzun oyuncu, Porzingis, topu da getiriyor. Üçlük de atıyor. Her şeyi yapıyor. O yüzden hani birkaç şeyi iyi yapmak lazım artık. Ve onun üzerine gidilmesi lazım. Ben iyi biliyordum. Yani yaptığım şeyleri, neyi iyi yaptığımı çok iyi biliyordum. Ve onun üzerine hep çalıştım. Biz yayın öncesi hani ne diyelim, hani nasıl bir lakap olabilir Kerem Gönül'e? Katalizör gibi gördüm. Evet, çünkü onu Tolga abi söylemişti bana. Tolga Öngören. Aynen. Katalizör bir demişti bana. Bir kimyasal tepkime var. Evet. Hani takımın maçı kazanması için. O tepkime başlatan kişi. Aynen. Hani, ama benchten geliyor. Ama ilk geldiğinde abi çok enteresan aynen işler yapıyor. Yani işte bu biraz enerji, biraz şeye bakış açısıyla i̇şte da böyle önemli. Böyle olunca hani benchten. Yani şu anda bile sizinle çocuklar basketbol, hani bu tarz şeyleri konuları konuşuyor. Heyecanlanıyorum. Ben. Hakikaten heyecanlanıyorum. Mesela senin tarzı oyuncularda şey var ya, benchten de gelsen. Ya takımın 6. adamı değil bu adam. Hani konuşunca, bakınca saha içine, oyuna baktığında hani 6. adam olmuyorsun yani. Ya hiçbir zaman zaten Selçuk benim ilk 5 oyuncusu olmuşum, star olmuş. Aynen. Benim hiç öyle bir şeyim yoktu. İşte bu yüzden ben bir dakikada ne yapabilirim? 40 dakikada olsa ne yapabilirim? Ben hep oralardaydım. Nasıl faydalı olabilirim? Ben hep oralardaydım. İşte bu yüzden rol model. O yüzden de aynen, yani çok şükür saygı duyulan hani bir kariyerim oldu. Kendime challenge açtım, en azından kendime bazı şeyleri gösterdim. Bu da çok önemli bir şey çünkü. Ona inanıyorum. Abi olmazsa bir dön Ender Aslan'ı bir geçelim. Şu Euroleague'de geçelim abi. Geçelim mi? Abi ya. Bir maç ya, bir maç. Yani seneye hemen Anadolu Efes'te işte ama bir sözleşme. Buradan bağlayalım. Ya şimdi yaşım da 42 oldu tabii ki de hani. Niye? Nowitzki oynuyor işte abi. Oynuyor. Ginobili de oynuyor. Vince Carter var. Vince Carter. Ya zaten şöyle bir algı var. Ben 30 yaşını geçtikten sonra ne zaman bırakacaksın şeyleri başlamıştı. İşte. Aslında iyi oyuncu, yani yaşlı oyuncu, genç oyuncu, iyi oyuncu, kötü oyuncu vardır. O yüzden hani kafa yapısı önemli, mentalite önemli. Ayakkabını bağlarken veya ayaklarını geri geri antrenmana gidiyorsan ya, zaten bırakmanın zamanı gelmiştir. Ama ben şu anda zaten hala o içinde o kelebekler uçuyor. Yani oğlumun antrenmanını izlerken bile hani çıkayım ben de oynayayım şeyim hala yani. Evet, buradan Anadolu Efes'e, Kavaçoya ve Daçka'ya sinyali veriyoruz. Abi şu adamı bir rekoru, Ender Aslan'ı geçelim abi. Ben ona şeyim ya. Dur bakalım. Öküz Ender abi daha sonra konuşalım. Aynen, ben Ender abi. Ender'le de konuşun aynen, onu da söyleyin ama bunlar güzel gururlar. Çok şükür yani dediğim gibi. Peki abi, Yurik Flowers'ın hızlı hızlı soruları geliyorum. Tabii. Önce kendi sorumla başlayacağım. Abi en zorlu salon. OAKA dedin az önce. OAKA. OAKA. Ciddi misin? Ya bir de duymadığını söylüyorsun ama yani ya 20 bin taraftarın önünde ben çok büyük bir show business olarak görüyordum. Kesinlikle. Onlar 12 bin diye açıklıyorlar salonu ama ben gördüğümde 12 bin gibi değil abi. Çok büyük bir salon zaten, olimpiyat şey gibi. Çok acayip bir yer ya. Ya orada nasıl duymuyorsunuz, o baskıda nasıl oynuyorsunuz, yani bu gerçekten şapka çıkılacak olay. Yani dediğim gibi bir anda o shutdown oluyor her şey. Her şeyi kapatıyorsun. Takım arkada doğanın sesini duyuyorsun, koçunun sesini duyuyorsun. Tabii ki de zor anlarda o ıslıklar, bilmem neler etkiler. Tabii ki de etkileniyorsun ama. Ve seni izleyen 20 tane kamera var. Tabii ki yani. Canlı yine milyonlar var. Aynen yani. Anladım. Ama dediğim gibi alışkanlık. İlk sahaya çıktığım zaman elim ayağım titriyordu mesela. Ama onlar tabii tecrübeyle atlatılıyor, geçiyor. Peki, siz o zaman de ilk program yaptığınızda heyecanlanmıyor muydunuz? çok. Benim de program başında nasıl heyecanlanıyor? Şu anda geçti mesela. Değil mi? Hafif biri de biraz. Ben de öyleydim yani. Sizi saymıyorum. Peki abi, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi oyuncu kim? Atilla Acar sormuş. Yabancı oyuncu ile başlayayım. Jordan Farmer. Büyük bir oyuncuydu. Jordan Farmer. Onun öncesinde Efes'in böyle tam arada vardı. Kaldığı büyük. Senin de formayı. Ya Final Four'dan kapıdan döndük. Evet. Çünkü seri 2-2. Olympiakos serisi. Evet. Oraya gittik. 15 sayı öndeyiz devrede. Farmer'ın dizi döndü. Neler geldi? Evet. Sorular geldi. Dizi döndü. Baraç'ın, Stanko Baraç vardı, ayağı kırıldı. Yani Duško Savonović, ben, Ermal falan, hani Duško topu falan getiriyordu yani. Daha rotasyon, Oktay abi bile. O içimde kaldı hakikaten. Peki abi, Farmer. Cevaplayabileceksen yerli oyuncu isterim bile. Yani uzun oyuncu için her zaman seni besleyen, hani sayı pasını veren oyuncu tercih, guard önemli. O anlamda hani Ender Aslan benim için önemli bir oyuncu. Kerem Tunçer gene öyle. Uzun oyuncu da Ersan İlyasova ile oynamak, Ömer Aşık ile oynamak
Çok keyifliydi. Biz evet. daha bu sabah Ömer Aşık'la ilgili. Evet, onunla ilgili okuyorduk. Tüf demiştik. Yani sakatlık sağ, evet, biraz hastalıkla ilgili. İnşallah ondan Allah yardımcısı olsun. İnşallah bir an önce sağlığına dönsün. Sağ basketbol evet. İnşallah sağlığına i̇şte, kavuşsun. Olanca mutlu olacağız. Peki abi bir soru daha var. Oynadığın dönemde en iyi milli takım 5'i hangisidir? Berkay Kazak sormuş. Milli takım 5'i. Evet. En iyi 5 oyuncu senin için. Birlikte uyumlu olduğunuz, biraz daha bir kimyaya kaldığınız. O 5'te. Şöyle, Japonya vardı 2006. Evet. Kadro belki isim anlamında çok yıldız oyuncu değildi ama Ender Aslan, Kaya Peker, Ermal Kurtoğlu 4-5, ben, Ersan, Serkan Erdoğan, Barış Ermiş. Mahalli Bey galiba. Vardı. Barış Ermiş de vardı. İlk onun zaten. Yani o uyum anlamında o çok başka bir 5'ti yani bence. Peki yani abi. 2010'u söylemiyorum zaten. O zaten. O her yerden uyum vardı zaten. Yani. 12 uyumlu. 5'i değil, taraftarı, ülkesi, ya o bambaşka bir uyumdu yani. Peki abi şey, çalışmaktan zor bir soru. En keyif aldığın koç? Moby Dick 71 Tarkan isminde. Keyif aldığın koç mu? Evet. Ya hakikaten zor bir soru çünkü birçok koçla. Antrenmanı böyle koşa koşa gittin diyeceğim ama abi sen bütün antrenmanı... Ya ben hepsine gidiyordum ama tabii her koçun ayrı sistemi oluyordu. Biraz daha sempati, hani ilişkiyle alakalı biraz daha yakınlık kurabildiğin koç olabilir. Yani Tanyaviç'le bir kere çalışmayı çok seviyordum. Çünkü o hakikaten, belki çok da erken tanışsaydım Tanyaviç'le, çok başka bir pozisyonda, belki bir 3 numara evet, bence de. Pozisyonda olabilirdim. Bir evrim geçirdim. Onun dışında Oktay Mahmudi olabilir. Yabancılardan David Blatt önemliydi benim için. Peki abi San Antonio Spurs'a neden gitmedin? Bu yani bu soruyu 10 kişi falan sormuş. Bana da bir 10 kişi sordu. Cemal abi. Fırat SBS diye bir arkadaşımız sormuş. Özellikle onu çıkardık. Yani neden gitmedin abi? Valla neden gitmedin? Hep tahmin hikayesini yani, merak ediyorlar. Neden olmadı diyelim. Neden olmadı? Neden olmadı gitmedin abi? Sonuçta düşünsenize. Yani 19 yaşında kariyerin başlıyor. Abilerini izlediğin, maç izlemeye gittiğin insanlar... Takım arkadaşların oluyor. Milli formayı üstüne geçiriyorsun. Büyük bir gurur. Ardından bir NBA teklifi geliyor. Hani, Greg Popovich 2 yıllık sözleşme. Evet. Abi evet. Şaka gibi yani. O meşhur bizim Dream Team'le yaptığı aynen varsa. Hatırlıyor musun? Tabii canım. Bir İbrahim teklifte Kutlay. Doğan nerede geldi teklif? Yemekte galiba. Çırağından alıp onları bir eğlence merkezi vardı Boğaz'da. Şimdi ismini şey yapmayalım. Kapandı gerçi. Yani talihsiz olaydan sonra üzücü olaylar falan neyse. Teknede Tanyaviç, Barbaros geldi yanıma. Tanyaviç seni çağırıyor dedi. Yanında da Popovic vardı. O zaman eşimle beraberdim ama evli değildim. Ben ayaklarının titreyerek gitti yani tabii. Ben dedim ona hani ne oluyor acaba? Ne hani, konuşacağız tabii ki. Yani gittim. Sir Popovic. Yes sir. Dedi seni dedi çok beğendim ben dedi. Tanyaviç'ten de gerekli şeyleri aldım dedi. İki senelik dedi NBA'ye gelmek ister misin Amerika'ya dedi. Hani bana soruyor ama ben hani... O gayipten bir ses mi geliyor? Abi ben ne dese neredeyim? Tamam diyeceksin hani zaten. Biri cimcik mi atsa, uyansam mı? Abi her şey tabii canım yani düşünsene. Tabii dedim çok isterim ben. İstemez miyim? Falan filan. Tamam dedi ben hemen iki sene kontratı yollatacağım sana dedi. Tamam dedi teşekkür ederim biz ayrıldık. Hani düşünsene iş orada şey değil. Fakat ertesi gün beni kulüpten arayınca Ülker'den yöneticiler. Şey gelmiş kontrat. O zaman anladım ben işin ne olduğunu. Ama kontratım olduğu için... Maalesef gidemedim. Ben o kadroyu araştırdım abi. Ki kesin yani %100 bayağı kalıcı olurdu. Yani Sean Marks, Malik Rose, Duncan'ı zaten evet. Duncan oynuyor. Evet. Robert Horry, Nazır Muhammed'le Nestorovic. Ya sen aynen. Abi zaten ya bunların birçoğunu keserdin. Ya zaten San Antonio kolej havasında bir takım olduğu için onlar zaten şu anda da dikkat edin. Avrupalı birçok oyuncu. Splitter, bir sürü Arjantin, bir sürü oyuncular gitti hep Avrupalı. Evet. Orada yapı çok tabii, farklı. Yani Greg Popovic de o yapıya benim uygun olduğumu düşündüğü için böyle çok bir teklif uygunmuş. Yaptı ama gidemedim çünkü kontratım vardı. Şöyle hayatta her şey kısmet. Belki evlenemeyecektim. İki tane çocuğum var. Onlar bunlar. Belki çok ciddi bir sakatlık. Kariyerim bitecekti. Yani çok şükür hani burada gurur duyduğum bir kariyerim var ama ne ders çıkarttım? İçimde kalmış değil. Bunu sordukları zaman bana içinizde kaldı mı diyenler var. Pişman mısınız gitmenize diyenler var. Ben o dönemde bazı şeyleri hep başkalarına bıraktım. Onu öğrendim. Yani ben her şeyi yakıp şu andaki kafamla yani sabah 6 uçağıyla gidip atıyorum Amerika'ya yakıp ceza alma pahasına, kariyerini bırakma pahasına ki oralara zaten gelmezdi. Ben orada onu yapmam gerekirdi. Şu andaki kafa yapımını yapmalıydım. İş senin olsun, güzel karakterine giriyor. Euroleague'de seni daha çok izledim. Yani bunda çok şükür bir kariyer oldu dediğim ama... Dediğim gibi iş yine senin güzel karakterine giriyor. Tabii yani sonuçta bazı şeyleri değil. Yani hayatta her şey kendi kontrolünde olması lazım. Senin karar vermen lazım.
günün sonunda işinin başına durman lazım. Peki abi, bu da bizim hoşumuza giden sorulardan birisi. Oynadığın dönemdeki Euroleague'le şimdiki Euroleague arasındaki fark nedir? Emircan 1907 sormuş. Şöyle, bir kere fikstür şeyi çok yoğunluğu. O dezavantaj ama bu da gibi ama nitel yani şey sayı arttırmak da maç kalitesini şöyle evet aslında biraz öyle oldu ama Euroleague yönetimi şeyler çok rakamlardan çok memnun. Ben de açıkçası bir basketbol sever olarak emekçisi olarak sürekli bir Euroleague maçı var. Bu çok keyifli bir şey aslında ama oyuncular anlamında tabii bu tempo senin dediğin gibi haftada belki yani 10 günde belki 5-6 maç oynuyorsun yani bu yorucu. Rekabeti arttırıyor. Ama bizim dönemimizdeki farkı açıkçası biraz bu yoğunluk. Yoksa kalite tabii ki de o zaman da çok önemli oyuncular geliyordu. Şimdi de çok önemli oyuncular geliyor. Sadece şu andaki yoğunluk biraz fark gibi gözüküyor. Peki, sahalar aynı, taraftarlar aynı. Coşku aynı. Artarak devam ediyor. Ya evet, öyle bir durum var. Özellikle bizim burada da. Kesinlikle. Anadolu Efes'in maçlarına baktığımızda doğru şofikler maçlarına baktığımızda görebiliyoruz. Anadolu Efes 15 bin kişi. Evet. Fenerbahçe Beko sadece kombineli bilet sayısı 7.000-8.000 kişi. Futbolda bu rakamlara zor ulaşıyorsunuz. Biraz bu çok futbolda önemli. Büyüklerin köşe gidişi. Tabii ki. İzleyici, spor izleyicisi kesinlikle, biraz baskılı. Kesinlikle. Aslında biraz daha işte bu hani açık kanalda veyahut da biraz daha bu işin pazarlama kısmı yapılabilse çok daha geniş kitlelere etkili ulaşabilirse var. Çünkü insanlar hakikaten çok seviyor basketbol. Evet. Beşiktaş deplasmanındaki sakatlık alanı. Ya seninle konuştuk abi. Evet. Trajik bir olay. Ya o an neler hissetti diye söylenmiş Galatasaray'da oynarken başına. Bilmiyorum ki ne Ömer Bayram sormuş. Shutdown yani çünkü eşiniz kapalı. Eşiniz koşuyor. Yani Ryan Brokhoff'tu. Dizi abi, şaka görüntü, ama geldi. Görüntü getirmedik yani hakikaten evet. Çok ciddi bir görüntü. Yani Allah korumuş. Evet, yani bir sürü tabii sporda ama sakatlık var burada ama. Burada benim hoşuma giden bir şey var. Yani abi çok aşk. Yani evet. Eşiniz koşarak geliyor. Hani orada başta ne oluyor? Başta anlayamam sonradan bana anlat. Hani başta birçok maçta çünkü böyle şeyler yaşıyordum. Tabii ki. Ayağım burkuluyor, bir daha da alıyorsun. Zaten ben hemen kalkıyordum hani anladın mı? Çünkü o mücadele olunca oluyor öyle sakatlıklar ama biraz ciddi olduğunu anlayınca çünkü dakikalarca sağdan bir de herkes toplandı. Ben sonra yani görüntülerde böyle gördüm. Bir an var. Evet. Çok bilinç kapanmıştı, hatırlamıyorum zaten. Oluyor sporda tabii eşim de korktuğu için de hakikaten ciddi çünkü Beşiktaş'ın doktoru dilim kaçmaya başlamış artık. Aha, o nefes bilinç gittiği için ve boğuluyorsun zaten hani. Tabii. Bir kayma ve elinle de çekemiyorsun. Kayıyor. O bir aletle dili tutup dışarı çıkarmış. Tomografide ben oraları hatırlıyorum. En son oraları hatırlıyorum. Aa, buradan eşinize de selamlar gönderelim. Yani ben gördüm ne kadar güzel dedim ya. Umarım benim de öyle bir İnşallah, benim inşallah. Öyle ilgilenen bir eşim olurlar. Allah hepimizi çocuklar, çocuklarımızı, sizleri, herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Sağ ol abi. Niyetimiz o yönde olsun. Güzellikler olsun hepimizin hayatında inşallah. Sağ olasın. Evet abi sorularım bitti benim. Programımızın da çok da keyifli program oldu. Evet inşallah. Tekrarlarız. Devam lütfen biz de restoranda çekeriz bir sohbet ederiz. Aynen. Benim aklımda şey var abi biz Doğa ile beraber ikili oyunda her 5 haftada bir yani 5 Euroleague haftasında bir 5. hafta özel programı yapıyoruz. Yani geçen 2 yıllarını karşılaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıllar Fenerbahçe'yi, süper. Beşiktaş'ı, pardon Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Darüşşafaka'yı. Bir türlü konuşamadım yine çok heyecanlandım. Efes'i. Darüşşafaka'yı Efes konuşuyoruz. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, geçti. Mümkünse böyle bir programda. Tabii ki şimdi siz beni ağırladınız, teşekkür ederim. Ben de sizi programı yapalım. Bir ağırlayayım. Çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Hep beraber gene dediğiniz gibi ben formata uygun. Orada daha rahat edersin bu sefer. Daha rahat edersin ortamda. Güzel bir sohbet gerçekleştiririz inşallah. İnşallah. Abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Doğa senin de ağzına sağlık. Oldukça keyifli bir program oldu bizim için. Evet Medyascoop izleyenleri. Bu hafta da ikili oyunun sonuna geldik. Bizim için Avengers olan 12 adamdan birisi. Bugün programımızda Kerem Gönül'ün konuğumuzdu. Haftaya tekrardan ikili oyunla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.